Merkeziyetçilik, tek adam yönetimi, işte Ankara'da oturan birisi bir köydeki sorunları nereden bilir? Şimdi bunun Türkiye'de 16 yıldır AKP iktidarını yaşayan bir ülkede sorulması biraz ilginç geliyor bana. Sosyalizm örgütlü toplumdur. Komünizme giden yol örgütlü bir topluma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla halkın tamamını içine alan bir örgütlülük demektir komünizm mücadelesi. Komünizm bir günde kurulmayacak. Bu bir süreç. Bu süreçte zaten kararların alınmasına ortak olacak insanlar. Şimdi bakın, beğenilmeyen, yoksul görünen Küba bir anayasa değişikliği yapıyor. O anayasayı değiştiği sürecinde ülkenin her tarafı tartışıyor. Milyonlarca değişiklik önerisi gelmiş durumda. Bizim örgütlü, tartışan, kararların alınmasına katılan bir topluma ihtiyacımız var. Başka türlü komünizm falan olmaz zaten.